Evet arkadaşlar, merhaba, hoş geldiniz. Ben şimdi güzel bir manzaradan size merhaba diyorum. Şimdi yatak odasına geldim. Burası çünkü net alıyor ışığı, o yüzden böyle çevirdim. Nihayet Hüseyin dün akşam çocukları aşağı götürdü. Orada da perdeciye uğramış. Adam telefonu açmış, terzinin kocası. Demiş böyle böyle, ben dükkana geldim. Ama bir paçanın parasını içine koymuş. İnanır mısınız, daha tüle bakmadım. Hani giderim bugün görüşürüm diye. Tüllere yapılmış 2-4 tane de paça vermiştim. Kesilsin istemedim çocukların pantolonu. Seneye de dedim, çünkü boyları uzuyor, giyerler. Yerime hafif, beli biraz büyük geldi. Çok hafif ama gene de yürürken bile ikide bir böyle tutup çekiyor, sinir oluyorum. Ben dedim kemer ayarlayacağım. Düğmesi bayağı zorlanıyor. Kolaylık açısından böyle kanca yaptırayım ona. Kanca hani takıp çıkarsın. O yüzden bugün de eşofmanla gönderdim onu. Daha doğrusu siyah bir tane pantolon tayt gibi. Bir tane paçayı da yapmamış. Elde yapması gerekiyordu. Çünkü ben içine katlansın istedim. Bir tanesini yapmış, o da tam böyle şey değil, biraz uzun. Buna da şükür. Buna da şükür. Zaten yapmadığının parasını koymuş içine. Neyse. Bir şekilde halloldu. Tüller geldi. Şimdi ben onları yıkamaya vereceğim. İçeri odaya takacağım. Aslında ben içeriye alacaktım. Şimdi bir arkadaş da yazmış bana, Elif Şarköy'ün pazarı var, oraya tülcüler geliyor diye. Aslına bakarsanız hepsi buradan da baktım. Gitti gidiyor oradan da baktım. Gitti gidiyor orada da uygundu sanırım. Ya da aynı fiyatta tüller. İlk böyle sayfada Fransız tülleri var. Bakın arkadaşlar, siz de beğenecek misiniz? Böyle Fransız tülleri 3 metre, 3,5 metre o uzunlukta. İki cama da aynı ölçüde istedim. 500 liraya falan geliyordu. Kaba hesapla. İki tül. Onlar benim çok hoşuma gitti. Fransız tül diye yazıyor. Böyle hepsine baktım, fazla fark yoktu arada metrelerde. O daha hoş durdu böyle küpürleri falan. Desenlerde biraz zorlandı. Böyle bir şimdi bilenler bakar, ben de yeni yeni öğrendim ya, bakıyorum. Yuvarlak yuvarlak desen var. Onda kararsız kaldım. Onda kararsız kaldım. Ama sanki yuvarlak desenli daha güzeldi. Bakın bana fikir söyleyin. Onları dedim şimdilik takayım tabii, aldıklarımı gelene kadar bir sürü süre. Alır sonra buraya takarım. Şimdi evden getirdiklerimi İstanbul'dan. Yatak odasına takarım. Yeni aldıklarımı da oraya takarım. Ama yine de bir pazara bakayım. Belki fark olmayacak. O şekilde bulacağım. Belki daha uyguna bulacağım. Ama 3 metre, 3,5 metre ne kadar da, yani o aralıklarda bulacağımı zannediyorum sanki. O da hazır dikimli. Hani tak geçiremem. Şimdi ben akşam buraya girdim arkadaşlar. Bu arada bunu da çekiyorum. İnterneti aradım. Artık olmazsa iptalini verecektim. Çünkü televizyon da kopuk kopuk duruyor. Bir de ben arkadaşlar YouTube'dan atıyordum. Fark ederseniz bir amblem görüyorsunuz. K harfiyle. KineMaster'ın. İlk başlarda ben o uygulamayı kullanıyordum. Sonra hatırlıyor musunuz? İlk izleyenler bilir. Hep yanar döner bir ışık görüyordum son zamanlarda. Böyle bozmuştu uygulama. Silip kaldırmıştım. YouCut programını kullanıyordum. Edit'i. Ondan da memnundum ama şöyle bir şey var. Mesela editliyorum, YouTube'a veriyorum ya yüklemeye. YouCut'ta diyelim 45 dakikalık bir videomu 6 GB, 5 GB olarak gönderiyor. KineMaster'da 40 dakikalık şeyi diyelim videoyu, o 5 GB'lık yolluyorsa KineMaster 2 GB olarak yolluyor. Ne kadar fark var arada. Yani KineMaster ama kalite olarak YouCut
programı güzel. Ben de şimdi rengi falan böyle güzel yanar döner olmasın diye böyle bir renk karmaşası olmasın diye yokutla editliyorum. Yokuttan alıyorum, tekrar KineMaster uygulamasına atıyorum. Tekrar orada edit yapıyorum. Yani anlayacağımız iki kere editleyip ondan sonra YouTube'a atıyorum. Ama yine de bakın öğlen ben yüklemeye koydum mesela. Gece yarısını buldu. Bu kadar da değil. Artık aradım dedim ki böyle böyle bir internet kullanıyordum. Ben 6 GB'ı 4 saatte 5 saatte atarken burada 2 gün geçiyor yani. 2 gün bir kere ilk yani bu internete bağlandığımda 2 gün sürdü. Hani ben size bir kısa şey çekmiştim ya bir ilgilendirme açıklama. Burada dedim size arka arkaya gerçek geliyor. Ayaklarım Hüseyin'e diyorum ki bir de söyledim arka arkaya gelecek. Artık diyor bir haftada diyor atarsın açıklamadan sonra. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse şimdi aradım. Bilmem ne testlerine girdi. Kız testlerine gene. Google'dan ben giriyorum. Hoparlörü açtım. Oraya yaz. Buraya bunu yaz. Şuraya şunu yaz. Bakayım şimdi hız şeyini güncelledi. Bütün telefonda ne varsa tablet şeyi eşimin kapattırdı. Bir tek benimkisi açık kaldı. Oradan girdim. Sonra herkes kapattı. Telefonu açtı. Güncelledim hızı bakalım dedi. Fatura aktivasyonu ne yazık ki o da gerçekleşmiş bitmiş. Şimdiden sonra bakacağız. Neyse ben de akşam girdim. Hem de test etmek için de atıyorum bunu arkadaşlar. Bakayım ne kadar zamanda atacak. Bir daha ona göre Yokut'tan devam ederim. Şimdi ben dün akşam buraya bir girdim. Şu benim çöpüm. Burayı size göstermiştim biliyor musunuz? Aa, bu kadar avarilik olmaz. Aa, ben dün burada ip olduğunu fark ettim. Bakın çamaşır ipi. Bir de duvara bakın. Duvarın deliklerine. Nasıl da değmişler orayı. Ayet bir şey. Burada kanca var. Ama ben orayı da kullanırım. Burayı da kullanırım. Çamaşır için. Gerçi orayı şey yapmama hiç gerek yok. Burayı kullanırım ben. Değil mi? İki tarafta da olmasın. Vallahi kullanırım ben burayı. Ondan sonra burada biliyorsunuz poşetlerim, dağınıklıklarım vardı. İçeriden de hep getiriyordum. Sanırım orada 2-3 aman kıyafetleri de ayırdım. Vallahi ayırdım. Bu kadar olmaz dediğiniz gibi döküntü. Ben burada ayırdım. Hüseyin'in de dolabı bekleyen. Aman hadi. Koydum çubuğu Hüseyin'e dedim ki kışın sobada yakarız. İyi olanları böyle çocuk şeylerini falan koydum bir tane poşete. Burada veririm insanlara. Burada boş çuvallar var. Burada o gelirken kullandığım kutular var ya kolilerken. Ondan sonra onları da ziyan etmedim vallahi. Ne olur ne olmaz. Yani bugün bir de ne gerek var varken alayım. Oraya koydum bir çuval, iki çuval tut tut olur. Efendime söyleyeyim. Fazla da bir şeyim olmaz. Böyle çuvalların içinde temiz pak kalır. Burayı da şey yaptım şimdilik. Ben burayı süpüreceğim, sileceğim. Çünkü bugün bazalar gelebilir. Burada televizyon var. Çocukların odasına takılacak o. Burada bir şey yok artık. Şurada artık dolaplar dedim şey olmasın. Orayı şimdilik astım gözüm görsün diye. Montlarını, Hüseyin'in kabanını falan. Burada gardırobun üstüne ben beyaz uç alacağım. Ya da bilmiyorum böyle göz yormayacak şekilde şeyler varmış. Ne dersiniz? Hadi bakalım ona şimdi. Bavul desem bavul değil. Ama onun sertliğinde böyle beyaz kutu diyeyim ben size anca alınca göstermek lazım. Hem onlar sertmiş hem beyaz. Alayım dedim düzenli bir şekilde eğilip bükülmesin. Böyle koyayım o zaman göze de batmaz. Benim de gözüme düzenli gelir. İyi olur bir bakayım onlara. İnternetten bak dediler abla. İnternete satılıyor. Gardırop üstü yüklük diye satılıyormuş. Uygun dedi onlar. Buraya da şimdi ben çocukların şeylerini koydum. Gardırobu geldiği zaman hemen buradan götüreceğim işte. Ay şey bilemiş şeyini koydum oraya.
Ölmüştü, hatırlıyor musunuz Yeleme? Ayşe binem inşallah olur kız Yeleme. Ama olur. Zaten bu balero tipiydi. Ne güzel ölmüş, ne güzel. Giydi orada birkaç kere, dedim hadi her zamana giyme dedim, dışarı mışarı böyle fazla. Okula giderken ben bile bunu böyle hani sonbahar şeylerinde falan mont almadan böyle üstüne gider. Ne yapıyorsun annem? Bak. Kalk. Selam ver. Ne kalp? Aa, baba nasıl söyle onları? Kendime kesme. Hayır sen kesmiyorsun. Baba nasıl söyle? Söyledi. Söyle anne. Söyledi. Bir tane siyah bir elbisem vardı benim. Onu birine verdim. Bir arkadaşıma. Manyak atıp parasını vermeye falan kalktı bana. O da bana sonradan çok güzel bir bluz vermişti ama bluzun başına da sormayın geleni. Böyle. Bakayım içinde bir şey çıkar mı kız, ondan bakıyorum. Belki küçük altın falan koymuşumdur. Takıya gittiğimde kıyamamışımdır takmaya. Yok anam, yok bir şey. Olabilir. Seviyorum, seviyorum böyle pullu şeyleri. Neyse. Bunun altı boş. Şimdi çıkacak çünkü, biliyor musunuz içeriden? Şimdi ben boş bulduğumu doldururum. Bu da elimde ne? Göstereceğim size. Şimdi elimden de bırakamam. Anam tıklım tıklım yarabbi. Bizim de çok şeylerimiz yahu. Benim montum. Montlar. Ondan sonra bakın mesela internetten almıştım. Hatırlıyor musunuz İrem'i? Ay yine yapmış hocam, hayırdır inşallah. Bayram için almıştım. Şuna bakar mısınız aldığımı? Mutfakta çekim yapmıştım hani. Üstü de var bunun kalpli. Bu kadar olur mu ya? Bakın ben şimdi yaşını söyleyeceğim size. 12-13 yaş. Hadi şimdi ya serpildi. Ne zaman önce aldım? 13 yaş ya. Birem 13 yaş değil yani. Hem interneti de yanıltıyor işte, büyük gösteriyor. İşte böyle şeyleri saklıyorum, zıbınlarını saklıyorum hala hepsinin. Arkadaşlar bu İrem'in ilk giydirdiğim bunu annem almıştı. Anneannesi bak şimdi gelince böyle şeylerden karışmış. Bunu bez koyuyorum ben böyle tülbent. Öyle ütülüyorum bunları. Ay nasıl büyüdüler be. Ne çabuk büyüdüler ya. İlk böyle hırkasını saklarım. Annem de bana saklamıştı. Arkadaşlar ben de çocuğuma giydirdim. Böyle kazak falan. Sonra ablam tutuyor onları şimdi. Bu Berkem'in ilk hırkası. Bunu Hakkı'ya giydirdim. 19, 20 yıllık bakın hırka Berkem'in. Bunu da sakladım. Bunda olursa Berke'nin çocuğuna. Ha, giydirmezler belki de saklar. Bu da Hakkı'nın. Yani onlara ilk aldığım şeyler böyle. Bunu da annem almıştı ona. Hem İrem'i almıştı. Hem Hakkı'yı almıştı. Annem de çok alırdı kıyafet. Bunlar İrem'in bayıldığı, hani böyle aşık olur ya çocuklar kıyafetlerine arkadaşlar. Hani böyle çok sevdikleri kıyafetler vardır. Belki umursamazlar ama takarlar bir iki şeye. Bunun da ağasını giymeye kalkmış. Şimdi değil tabii. Şurada sökülmüş, patlamış, ben onu dikeceğim. Onun için ayırdım bir de. Kedilere bayılırdı. Böyle gelirdi, öperdi böyle ağzından, kulaklarını severdi. Bununla yatsın, bununla kalksın isterdi. Çok severdi bunu. Bayılırdı, bayılırdı. Zayıftı da. Çirozdu. Hakkı gibi sonradan aldı. Bunları da böyle sevdikleri şeye tutuyorum. Böyle aman hele bu Elsa. Aman ben bu Elsa'dan ne çektim ne çektim. Pazarda dışarıda. Mağazalarda.
Elsa çanta anne, Elsa elbise anne, Elsa kayıt Elsa'yı görmesin. Böyle iki tane saklıyorum. Hep çizgi karakterler vardı. Ben de mesela şeyi çok severdim. Mickey Mouse'u çok severdim. Tom ve Jerry'yi çok severdim. Çocuklarım var. Bir tane de bayram çantamız var. Olmazsa olmaz kokoşumuz. Böyle takardı koluna. Giyerdi elbiselerini çıtı çıtı. Böyle giderdi bayramlaşmaya. Koluna da böyle geçirdi. Böyle tutmaz ya da takmaz da. Böyle. Elde böyle. Ah yavrum bilmiyorum bunlar hep hatıra kalacak. İzleyeceksin belki de anneciğini böyle. Ya. Ah 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 ah. Bir tane bak eteği burada ayırmışım. Bunlar hep sevdikleri kıyafetler. Böyle kilotlu çorap alırdım ona desenli. Elsa'lı. Eteğini giydirirdim oradan. Ama eteği o zaman da tutmaz. Lap diye açar da ayaklarını kapasana kız. Kapasana kız daha o zaman be. Vazalar 21'inde gelecek teslim diye arkadaşlar konuştuk. Bana mesaj geldi dağıtımda yani yolda. Artık teslime çıkmış yani. Melih ablayla görüştük sabah. Allah'ım yarabbim. Ben yeni açılmaya çalışıyorum. Beni aradılar. İptal bir ürün iptali için aradılar. Şimdi benim haberim de yok ya bir şeyden. Yoktu yani bir ürün almış bana. Sonra videomu izlemiş. Ondan sonra iptaline gitmiş. Arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum ki dedim bana dedim hediye ama ne şey yapıldı da ne iptali verildi. Ben ne diyeyim size benim de onaylamamı istiyorlar. Ben dedim kişinin kendisininle görüşeyim dedim. Tekrar tekrar sordum falan. Neyse sonra görüştüm Melih ablayla WhatsApp'tan. Ondan sonra çok böyle işin içinden çıkamadım mı ses kayıtları. Her zaman müsait olmuyor insanlar aramaya. Bir de şimdi dikişli zaten implant falan yaptırıyor. Dikişleri de alınmış. Bugün provası vardı diş için. Tekrar tekrar Allah yardımcın olsun diyorum buradan. Ama diyor en ağır şeyini hallettim diyor. Takılırken o kadar değil de dedi. Çıkartırken çok acı hissetmiş. Zaten diş deyince böyle akan sular duruyor benim için. Zaten o implant şeylerini nasıl yaptırıyorlar, nasıl cesaret ediyorlar görümcem dahil ben bilmiyorum. Evet böyle uzun süre kullanıyorsunuz ama mesela benim görümcemin implantlı dişleri arkadaşlar. Artık dedi zamanı doldu dedi düşünün komple çıkarılacak onlar yapılacak. Abo. Demir memir vidalıyorlar bir şeyler ya böyle eti. Zaten bir gördüm konuşamıyor ilk böyle iplikler falan böyle ağzında uzun uzun. Ondan sonra mecbur içecek çiğneyemezsin. Konuşamıyordu bile kadın zaten. Kamışlı içecek kamışı bile çekemezsin ki o dikişiyle acır. Aman yarabbim. Dedim ne o işkence yapıyorsunuz kendinize. Vallahi yarın bir gün şey olsa ben oturamam öyle implanta. Hüseyin dedim alacağım bir de o takma diş hani çıkarıp takanlardan. Tamam bitti gitti kim anlıyor ağzına takma diş var yok. Valla damak yaptırırım yani. Ya da böyle yapıştırma hani tek tek sıkıntı çıkarsa ben öyle düşündüm. Şimdi benim hiç çekilmedi daha da bu diş kaldı. Balat'ta bulmuştum ne güzel bir dişçi. Belki musul isim giderim oraya onun için. Ondan sonra yapıştırma yaparım dedim. Şöyle şey ne olsa diz gibi. Acılar çekemem. Neyse ne anlatıyordum ya. Heh. Ondan sonra görüştük Melih ablam. Ah ah canım benim ya. Canım benim sen git kuzine söyle bana. Kuzine sipariş etmiş. Halbuki ben ona yazmıştım. Hani o parayı gönderdiğinde bana 2000 TL'yi. Melih abla ben bunu kuzine alırım diye. Herhalde orada bir muhabbetlerimiz kaynadı. Ondan sonra Elif'cim dedi ben dedi iptal ettim dedi. Hani ben alınca tabii. Ama yerine başka bir ürün şey yapmış. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Öncesinde. Hani ben size dedim ya gelince de gösteririm diye. Böyle teker teker söylüyorum. Gelince de artık resimle koyarım kapakla. Arkadaşlar oturma takımı almış bana. Oturma takımını ben biliyordum tabii ki de. Çünkü haberleştik illaki. Hani yerine şeyini ayarlarsın kafamda diye. Ama ben size hani bir şey netleşsin işte eve gelsin ondan sonra söylerim diye beklettim. Mesela soranlar oldu o koltuğu niye çıkardın diye.
Şimdi bir şey olur iptali gider veya gerçi o zaman da söylerdim, açıklardım. Yani koltuk takımı almış bana. Arkadaşlar, koltuk takımı. Onda iki tane berjeri var. Kanepe diye şey yapıyorlar, söylediler. Hani karşılıklı iki tane, bir de berjeri. Şimdi ben de kafamda şey yaptım. Zaten öyle hepsini bir şey koyamam oraya. Dedim yani ne öyle? O kadar da karmaşa sıkışık. O turkuaz var ya. Şimdi anneme bir tane açıkta kalıyor diye. Çocukların şimdi bazası karşılıklı olacak ya. Anneme de bu turkuazı koymuyorum ama turkuazı biz de yatamadık. O turkuazı ben balkona koyarım şimdilik. Bir tane lila şeyi de çek yatıda böyle duvar dibine koyarım, göstereceğim size. Daha zaten gelmedi. Gelmediği için de mecburen böyle durduğun yerde niye konuşuyorsun? Lafa geliyor aklıma işte durduğum yerde o yüzden konuşuyorum. Aa, neyse fazla uzatmayayım. Mesafta şey için de söylemek için de. Şimdi ben burayı hallettim. Bitti gitti. Şimdi bazaları bekliyorum. Bazalar geldi. Hüseyin dedi ki şimdi bir de onlar yedi koli şeklinde gelecek. Biz burada monteleyeceğiz. Kurulu değil. O yüzden Hüseyin dedi ki buraya hani bu cam dibine başlayan bu tarafa şey yapıp bu tarafa vereceğim. Şimdi bu tarafa açık kalacak ya. Ben de diyorum bu komodinleri şuraya mı koyayım? Üst üste. Gardırobun yanına burada boşluğa. Buraya mı koyayım? Buraya camın önüne istemiyorum. Açık kalsın cam. Şuraya koyayım değil mi? Bu hani aradaki gardırobun şeyleri ama. Bir de Meli ablanın da komodinleri var ya. Meli ablanın da komodini var. Ben de şimdi diyorum ki hep bir şeyler diyorum. Hüseyin kız sen bir şey deme diyor. Çünkü masraf çıkıyor ona. Şimdi tüllere gideceğim ya krizlerde. Şuraya diyorum. Bir makyaj aynası hep istiyordum ya. Şifonyer mi alayım? Yoksa buraya iki kapaklı askılık şey mi alayım? Sadece elbiseleri askıları koymaya. Neden? Şimdi burada daha da asmadığım elbiselerim var. Ya bak elbiselerim yok piyasada. Hüseyin'in takım elbisesi, montu falan filanı buraya hiç. Hadi diyelim buraya koydum montları. Ya da takım elbise. Burada şey askı yok zaten. Hep de askı olmaz zaten. Burası kısa hani bluz şey koymaya. Üstleri. Hadi pantolonları ikiye askılı bir şekilde takım koyarsın. Ondan sonra buraya da şey istedim işte yani. Ya çarşaf ya yastıklarımı koyayım. Daha yastıklara yer yok battaniyelere. Onu dediğim gibi aradaki gardıroba koyayım ben. Boşluk kısmı var ya. Yorgan, yastık. Orası bana yüklük olsun. Hiç raf yaptırmayacağım oraya. Burayı da düşünüyorum. Burayı düşünüyorum. Meliha ablanın aldığı komedinleri. Onlara da böyle bu şekilde koyayım da şifonyer mi? Çekmeceli. Yoksa dediğim gibi iki kapaklı. Şimdi düşünmek yol almanın yarısı. Diyeceksin Elif Dura ile bir şey yap ondan sonra da ama öyle değil. Önce kafada tasarlıyorum ona göre hareket ediyorum. Tamam kız. Şifonyer mi diyorum dolap mı alayım diyorum buraya. Hüseyin de bana ne diyor? Diyor bir eve taşınsak diyor şimdi diyor ne olacak diyor. Ne olacak diyor Meli abla zaten diyor aldı diyor dolapta şeydi diyor. Bir de sen diyorsun dedi. O zaman diyor gittin mi diyor bizim diyor 5 odalı ev bulmamız lazım burada. Yok öyle bir ev yok yani. Beş altı bin Ay yok. vallahi o var şimdi. Dedim doğru. Şimdi çocuk odası oldu, yatak odası oldu. Zaten Burgaz'da yaptım o manyaklığı. Yatak odam falan da hep ziyan oldu misafir odası. Ama burası boş kalıyor hayatım. Koskoca kargolu bıraktık İstanbul'da. Ya.
Gardırop, karyolalar, halılar, bazalarım. Bazalar ile kaç tane baza vardı? 3 tane baza vardı. Yok be, 3 tane fazla. 5 tane. 5 taneydi. 2 tane bizim vardı. Hem de böyle deri baza. 2 tane doğru. 2 tane bizim vardı. 3 tane derili vardı da, hatırlıyor musun siyahlı? Sağ olsun. Senin şeyinden işte. He? Senin şeyinden. Tutturdun ya. Eve git, eve gideceğiz. Kötü olurum, gariptim yani. Öyle, sen tutturdun İstanbul. Şimdi tutturacağım. Başka bir ben artık yerleştim. Sen gelemem. Annenin oturursun. He? Otururum. Laf çakıyor bir de bana. Koltukları da. Şimdi merak da ediyorum. Rengini gördüm. Ama size söyleyemem rengini. İki tane bej renk. Ötekisi sanki böyle gold rengi de var içinde deseninde. Bir yeşil ama nasıl bir yeşil? Çam yeşili mi desem, orman yeşili mi desem? Böyle bir renk şeyim de var benim böyle tarif ederken. Ben turkuazım, siz mavi yeşil dersiniz ona. Yani ama berjerler bej rengindeydi krem. Evet, benim hemen onları bir de acilen, benim elim de akmış mı sanki yarabbim. Yüzlerimi kaşıyorum ya. Onlara hemen örtü. Böyle güzel eskiden şey vardı, büyük bir örtüler atardınız şey kanepeye. Ondan sonra kenarlarından da çıkardı. Güzel böyle püskülleri olurdu. Hemen şey yapardınız. Şimdi koltuk kenarları yok zaten, çocuklu olan evde sinek girdi. Koltuk kenarları çok batıyor. Şimdi siz benim çilemi görün. Çocuklarda. Evet. Sürprizi de söyledim size arkadaşlar. Artık iş tamamen beklemedeyim. Gelecekler. Hemen düzenimi yapacağım. Altına ne koyacaksam koyacağım. Çocukları yerleştireceğim. Evet, inşallah akşama görüşmek üzere. Öyle diyelim. Bu fragman gibi olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.